İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde, hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte İlelebet Cumhuriyet, Atatürk ve İnkılapların esasları konusunu öğreneceğiz. Çok önemli bir konu. Esasında öğrendiğimiz ilkeler, inkılaplar, Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadeleler her biri bu çemberin etrafında toplanıyor. Yani Atatürk'ün ve inkılaplarının esaslarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında milli birlik ve beraberliği sağlamıştı, değil mi? Düzensiz, dağınık halde Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya dönüştürmüştü. Yararlı cemiyetleri de tek bir çatı altında birleştirip sonradan TBMM'ye dönüştürmüştü. Ve amacı neydi? Ülke bütünlüğünü korumaktı. Bunu vatan ve millet sevgisiyle yapmıştı. Ve bu esnada da ulusal egemenliğe çok dikkat etmişti. Yani Amasya Genelgesi'nde, Erzurum Kongresi'nde, Büyük Millet Meclisi'nin açılmasında, saltanatın kaldırılmasında, Cumhuriyet ilanında hep ulusal egemenlik ön plandaydı. Ve sonrasında inkılapları yaparken milli dil ve tarih bilincine çok dikkat etti. Yani milliyetçilik ilkesi doğrultusunda TDK'nin, TTK'nin yani Türk Dil Kurumu'nun, Türk Tarih Kurumu'nun açılması gibi olaylar hep milli bilincimizi aşılamak için yapıldı. Burada şu çok önemli, zaten milli birlik ve beraberliği sağlayan da buydu. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde Osmanlı içerisinde Türkler, Araplar, Rumlar, Ermeniler, işte Romenler, Bulgarlar, farklı farklı milletler vardı. Bunların her biri Fransa İhtilali sonrasında ben Sırbım, ben Romenim, ben Bulgarım, ben Yunanım, ben Rumum diye ayrıldıkları zaman biz de Mustafa Kemal Atatürk etrafında toplanıp dedik ki o zaman biz de Türk'üz dedik ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Dolayısıyla milli dil ve tarih bilinci de önemli. Yurt ve dünya barışı, bu da çok önemli. Yurtta barış, dünyada barış dedik. Yani biz akılcı ve mantıklı bir ilerledik. Kendi ülkemizi koruduğumuz gibi diğer ülkelere de saldırmadık. Daha fazla toprak alalım, her yeri fethedelim. Böyle bir şey yoktu bizde. Biz yurt ve dünya barışını koruduk. Bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze de saygı duyulmasını istiyorduk. Esasında bütün konu, İnkılap tarihi dersindeki bütün konu bu çemberin etrafından toplanıyor. Bugün de bu konuyu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sonrasında tüm dersler kitabımızdan, Dinamo kitabımızdan ve Zoru Bankası'ndan ödevlerinizi yapacaksınız. Buradaki sorular çok çok değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü LGS İnkılap tarihinde en fazla soru yakalayan yayın biziz arkadaşlar. Bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Birebir yakaladığımız soru sayısı 6-7 tane oluyor. Yani böyle soruyu çözüyorsun, aynısı LGS sorusu gibi. Dolayısıyla buradaki soruları sakın çözmeyi ihmal etmeyin. Her bir soru size LGS'de soru yakalayacak arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Şimdi intromuz girsin. Sonrasında güzel bir şekilde konumuzu pekiştirelim ve öğrenelim. Şimdi arkadaşlar Atatürk'ün bazı kişilik özelliklerine baktığımızda askeri bir daha olduğunu biliyoruz. Yetenekli bir devlet insanı, inkılapçı bir lider, çok yönlü bir kişilik ve çeşitli eserleri bulunan bir insan. Burada size Atatürk'ün hangi kitapları vardı veyahut da işte Atatürk'ün kişilik özelliklerini tek tek yazınız gibi soru sormayacaklar. Bir olay verip, bir inkılap verip bunun üzerinden Atatürk'ün kişilik özelliklerini bulmanızı isteyecekler. Zaten bir kahraman doğuyor konusunda da işte vatanseverliği, idealistliği, ileri görüşlülüğü bunların her birini görmüştük. Şimdi burada esasında şu sayfa çok çok önemli. Bu sayfanın hangi ilkeyle bağlantılı olduğunu yakalamanız lazım. Mesela eğer milli birlik ve beraberlik için Mustafa Kemal Atatürk hangi ilkesini kullandı derlerse halkçılık ilkesini söyleyebilmeniz lazım. Niye? Halkçılık ilkesinde ne vardı arkadaşlar? Eşitlik vardı. Herkes eşitti. Dolayısıyla milli birlik ve beraberliği ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz. Sen farklısın, sen zenginsin, sen fakirsin, sen şusun, sen busun dersen beraberlik sağlayamazsın. Hepimiz eşitiz, hepimiz bu ülke için, bu vatan için mücadele ediyoruz dediğiniz zaman halk eşit olduğunu anlar ve birlikte mücadele eder. Mesela şu anda biz hepimiz ülkemizin gelişmesi için çalışıyoruz. Sizler LGS'ye hazırlanıyorsunuz, bizler ders anlatıyoruz. Doktorlar hastanelerde hizmet ediyor. Hepimiz milli birlik ve beraberlikle bu ülke için gayret gösteriyoruz. Şimdi ülke bütünlüğüne baktığımızda milliyetçilik ilkesi çok çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü milli bağımsızlığımızı korumak için vatan ve millet sevgisi de yine milliyetçilik önemli. Bizler Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdik. Yani kapitülasyonların kaldırılması, Yunanların denize dökülmesi, bu ve buna benzer birçok şey. Kurtuluş Savaşı'nda Ermenilerle, Rumlarla, Fransızlarla yaptığımız her bir mücadele vatan ve millet sevgisiyle ülke bütünlüğünü korumak için yapıldı. Bunlar da tabii ki direkt olarak milliyetçilik oluyor. Ulusal egemenlik ise cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı arkadaşlar. Nedir cumhuriyetçilik ilkesi? Ülkeyi halkın yönetmesi, ulusun egemenliği yani. Eskiden padişahın egemenliği vardı, saltanat egemenliği vardı. Padişah Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt böyle babadan oğula geliyordu. Fakat şu anda babadan ola bir yönetim yok. Şu anda bu videoyu izleyen sizler de başbakan olabilirsiniz. Ben de olabilirim. İşte ne bileyim Tonguç olabilir. Herkes olabilir. Dolayısıyla ulusal egemenlik cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılı. Devam ediyoruz. Bağımsızlık, özgürlük, burada da yine milliyetçilik ilkesinin ön planda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yurt ve dünya barışına baktığımızda ise yurt ve dünya barışının şu önemli arkadaşlar. Yurtta sulh, cihanda sulh Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli ilkesi. Yani diğer ülke insanlarına da saygı duyuyor. Kendi ülkemizin de barışının korunmasını istiyor. Bu da yine Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle bağlantılı. Niye? Biz ırkçı bir milliyetçiliğimiz yok. Kendi ülkemizi seviyoruz. Ne mutlu Türkiye demiyoruz bak. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Ve milli dil ve tarih bilinci de yine milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Onu da şöyle rahatlıkla buraya not düşebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir devrin tanığı Nutuk'a baktığımızda öncelikle nedir? Nutuk bir kitaptır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in 1919-1927 yılları arasındaki olayları anlattığı eseri. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün hatta şöyle imzasını atalım buraya Nutuk'un üstüne ki şöyle havalı dursun. Tamam. Şimdi burada 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım cümlesiyle başlar. Niçin yazdı peki Mustafa Kemal Atatürk bu kitabı? Gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı'nı ve sonrası gelişmeleri anlatmak için. Yani Kurtuluş Savaşı nasıl yapıldı? Doğuda Ermenilerle, güneyde Fransızlar ve Ermenilerle, batıda Yunanlarla nasıl mücadele edildi? Ne kadar çok şehit verildi? Bu mücadele nasıl kazanıldı? Bunu anlatmak için Mustafa Kemal Atatürk bunu yazıyor. Ve hangi dönemleri kapsıyor? Birinci bölümünde 19 Mayıs 1919 ve 23 Nisan 1920 arası. Yani Samsun'a çıkış, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas, TBMM'nin açılması süreci, misak-ı milli süreci burada anlatılıyor. İkinci bölümde 23 Nisan 1920-29 Ekim 1923 arası, yani Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı dönem. TBMM açılıyor 23 Nisan 1920'de. Sonra Sevr Anlaşması var. Sonra doğuda Ermenilerle, güneyde Fransızlar ve Ermenilerle, batıda Yunanlarla mücadele ediyoruz. Ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyoruz. Mudanya Teşkisi, saltanatın kaldırılması ve 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan ediliyor. Burada bir öncesinde de Lozan Anlaşması var. Bağımsızlığımızı tescil ediyoruz. Üçüncü bölüm ise 1923-1927 arası. Burada hızlı bir laikleşmeye gidiliyor. Cumhuriyetin ilanından sonra 3 Mart 1924'te halifelik kaldırılıyor. Sonrasında şapka kanunu, medeni kanun, tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar giden süreç bu 3. bölümde anlatılacak arkadaşlar. Peki nelerden yararlanıldı? Kişisel yazışmalardan, Erzurum ve Sivas Kongresi zabıtlarından yani notlarından, TBMM tutanaklarından, dönemin gazete koleksiyonlarından faydalanıldı ve bu şekilde Nutuk Mustafa Kemal Atatürk tarafından oluşturuldu. Hangi dillere tercüme edildi? Nutuk önemli bir şey çünkü tüm Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Sadece biz Türkler için değil, dünyadaki diğer ülkelerde yani İtalya, Almanya, Rusya, Fransa, İngiltere, işte İran, bunlar da merak ettiler ve kendilerini çevirip okudular. Mustafa Kemal bunu nerede okudu? Atatürk 15 Ekim 1927 yılındaki Cumhuriyet Halk Fırkası yani CHP kurultayında 6 gün boyunca bunu anlattı. İşte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Sonra oradan Havza'ya gittim. Oradan Amasya Genelgesi. Oradan Erzurum Kongresi. Sonra Sivas Kongresi. Amasya görüşmeleri, tek tek olayları bizlere anlattı. Bir de 10. yıl nutku var. Bu da Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanının 10. yılını yaptığı konuşma. Cumhuriyet kaç yılında ilan olmuştu? 1923. 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Dolayısıyla bundan 10 yıl sonra yani 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk 10. yıl nutkunu yaptı. Nerede okudu bunu? Ankara Hipodromu'nda. Neden bahsetti? 10 yılda yapılanlardan bahsetti. Biliyorsunuz 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra işte 24'te halifelik kaldırıldı, 25'te şapka kanunu oldu, 26'da medeni kanun geldi, 28'de tekke ve zaviyeler kapatıldı ve aynı zamanda harf inkılabı geldi. Böyle sürekli bir yenileşme, sürekli yepyeni inkılaplar yapıldı. İnkılapçılık ilkesi, laiklik ilkesi doğrultusunda. İşte Mustafa Kemal Atatürk de burada bunlardan bahsetti. Bir de Atatürk'ün gençliğe hitabesi var. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini yani bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yani sonsuza kadar muhafaza, korumak ve müdafaa, savunmaktır diye başlıyor Atatürk'ün gençliğe hitabesi. En sonu da muhtaç olduğun kudret yani ihtiyacın olan kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Biliyorsunuz ki bizim damarlarımızda asil Türk kanı var ve biz Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, İşte Osmanlı Devleti ta bu zamana kadar gelmiş şanlı bir milletin torunlarıyız. Dolayısıyla eğer olur da düşman bize saldırırsa, olur da bizi köşeye sıkıştırırsa ihtiyacınız olan kuvvet damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur şeklinde bitirdi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal milli mücadelenin başladığı günlerde genel durumu anlattı. Benzer bir durum karşısında şunu şöyle düzeltelim. Türk gençlerinin takip etmesi gereken yolu bizlere gösterdi. Şimdi peki Cumhuriyet'in kazandırdıkları nelerdir ona da bakalım. Atatürk inkılapları ile toplumdaki tüm ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Biliyorsunuz halkçılık ilkesi doğrultusunda eşitlik sağlanmıştı. Milli birlik ve beraberlik için işte paşa, hacı, hoca sen işte şu kıyafeti giyebilirsin, sen bunu giyemezsin. Kadınlar çalışır, kadınlar çalışmaz. Bunların her biri bitti ve toplumdaki tüm ayrıcalıklar kaldırıldı. Herkes eşit oldu. Kadınlara da seçme ve seçilme hakkı verildi. 1930, 31, 33 yıllarında yapılan gelişmelerle ilk başta belediye seçimlerine katıldı kadınlar. Sonra muhtar seçilebildiler. Sonra da vekil seçilebildiler. Yani milletvekili seçilebildiler. Bunu da BMW diye kodlamıştık hatırlarsanız. Temel hak ve özgürlükler anayasayla güvence altına alındı. Anayasalarımız oluşturuldu. İlk başta 1921 yılında Teşkilat Esasi Anayasası vardı. Sonrasında 1924 Anayasası geldi. 1928'de güncellendi ve hala da günümüzde de anayasada tüm haklarımız güvence altında. Bağımsız mahkemeler aracılığıyla herkesin kanunlar önünde eşitliği sağlandı. Dinin devlet yönetimindeki etkisi ortadan kaldırıldı. 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılması ve ardından da laikliğin anayasaya girmesi, devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması gibi gelişmeler dinin devlet yönetimindeki etkisini ortadan kaldırmış oldu. Şimdi arkadaşlar konumuzu güzel bir şekilde sizlere anlattık. Önemli bir konu. İnkılap tarihinin özeti olan bir konu. Burada az önce söylediğimiz gibi tüm derslerden, Dinamo'dan, Zoru Bankası'ndan ödevleriniz var ve yazılı dönemi geliyor. Yazılı döneminde zaten yazılı videolarımız, yazılı kampımız başlıyor. 18 Mart'ta matematikte başlayacağız ve sonrasında sizler bakın burada kampımızın videoların kodlarını da verdik. Türkçe, matematik, fen, inkılap, din, İngilizce her birine güzel güzel ulaşacaksınız. Sonrasında yazılı denemelerini mutlaka çözmenizi tavsiye ediyorum. Buradaki her bir soru mesela şöyle inkılap tarihi sorularına geçelim. Bakın inkılap tarihi sorularına. Her biri puanlandırıldı ve tam da LGS'de gelebilecek soru tarzına benzediği gibi yazılılara da uygun, örnek senaryolara uygun hazırlandı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek senaryolarda buna benzer sorular var. Siz de bu sorulara göre net bir şekilde mesela bak bu soru bence gelecek sınavda. Demiş ki Atatürk'ün nüfus cüzdanından yeni Türk devleti gerçekleştiren hangi inkılaplara ulaşılabilir? Bak bir kere harfler var, harf inkılabı. TC yazıyor, Cumhuriyet'in ilanı. Soyadı gelmiş Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Demek ki soyadı kanunu. İşte evli, bekar buna benzer ifadelerden medeni kanun gibi şeyleri yakalayabilmenizi istiyoruz. Zaten her birinin çözümleri de var. Karakod olarak soruların çözümüne görebiliyorsunuz. Yazılı notları zaten bunun kankisi. Buradan da güzel güzel çalıştığınızda, videoları izlediğinizde inşallah hem LGS'ye hazırlık yapmış olacaksınız hem de yazılılardan en yüksek notları, yüzleri almış olacaksınız. Meydan okuma testine sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Hepinize şimdiden başarılar.